Funnel Cup Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Funnel Kafası Podcast serisine hoş geldiniz. Ben Hasan. Ben Emre. Bu bölümde Funnel Kafası'nın mantalitesinin en önemli konularından birisi olan varlıkta olmak için neler yapıyor ve nasıl düşünüyoruzu el alacağız. Özellikle bu tarz konuların çok önemli olduğunu biz zaten biliyoruz. Bu sebeple böyle bölümler bizim için çok da ayrı bir keyif oluyor zaten. Naval isminde bir abimiz var biliyorsunuzdur. Bizi dinliyor Twitter'dan takip ediyorsanız ya da İnan Çayar Hoca'nın podcastlerini dinliyorsanız Naval'ı zaten biliyorsunuzdur. Naval kim? Kısaca da anlatan Naval aslında Hindistan'da doğan bir girişimci ve şu anda da yatırımcılık yapıyor. Aynı zamanda da böyle ben ona şey diyorum, modern dünyanın bilgilerinden bir tanesi, girişimcilikle alakalı ve hayatla alakalı çok okuyan birisi zaten. Böyle ilke ve prensipleri çok temel ve çok güzel bir şekilde anlatabiliyor. O açıdan da Naval'ı tekrar takip etmelerini tavsiye edelim. İşte bu Naval abimizin çok güzel bir sözü var. Diyor ki, bütün paramı mal varlığımı kaybetsem. De beni İngilizce konuşan bir ülkeye, bir caddeye bırakın, 5-10 yıl içinde tüm varlığımı yeniden inşa edebilirim diyor. Yani şimdi bu sözün çerçevesinde öncelikle varlıkta olmak bizim için ne ifade ediyor, ondan bahsedelim ve sonra nasıl düşünmemiz gerektiğinde hep birlikte konuşalım. Şimdi varlık bizim için zamandan ve mekandan bağımsız şekilde yaşarken üretmeye ve değer katmaya devam edecek kaynaklara sahip olmak demektir. Yani biz her zaman ne diyoruz, kazanabileceğin en çok parayı kazan. Ki, parantez içinde en çok ifadesi tabii ki sana bağlı yaşayabileceğin en iyi hayatı yaşa. Bakın yine bizim mantalitemiz üretmek ve değer katmaya devam etmeyi tavsiye ediyor. Çünkü bir insanın kendini ancak böyle gerçekleştirebileceğine inanıyoruz. Ayrıca varlıklı olmanın çok çalışmakta da bizce hiçbir alakası yok. Günde 8 saat mesaisi olan bir işte çalışsanız zengin olabilir misiniz? Memur da 8 saat çalışıyor. Bir restoranda da çalışsanız 8 saat çalışıyorsunuz vesaire. Zengin ve varlıklı olabilmek ne yapabiliyorsunuz? yapacağını, kimle yapacağını ve ne zaman yapacağını bilmekle ilgili aslında. Bu da tüm bunları deneyimleyerek mümkün. Ne yapacağınızı öğrenmek için sayısız seçeneği dener ve size en uygun olanı bulursunuz. Kimle çalışacağınızı farklı insanlarla çalışarak keşfedersiniz ve ne zaman yapacağınızı da bulunduğunuz alanda yeterli bilgi ve deneyimi kazanarak ya da başkalarından bu deneyimleri ödünç alarak öğrenirsiniz. Yani çok çalışmayı doğru şekilde anlayabilmek bizim asıl meselemiz. Çok çalışmak demek bizim için kal kaldıraç kullanarak çalışmak. Enerjimizi, eforumuzu doğru bir kaldıraç ile bazen bu bir kişi olabilir, bazen bir sosyal medya olabilir, bazen herhangi bir araç olabilir. Tüm bunlarla birleştirerek iyi sonuçlar elde edebilmektir. O zaman Emre abi şimdi bu Naval abimizin o meşhur tweet serisinden alıntılayarak funnel kafasında biz bunu nasıl uygulamaya çalışıyoruz bize bir anlatır mısın? Naval alakalı önce şunu söyleyeyim. Funnel kafasında da bahsettiğimiz hep bir hayata bakış için temel ilke ve prensiplere sahip olmanız gerekiyor ya hangi işi yap bir önemi olmaksızın. İşte Naval'a bu açıdan bakmak ya da işte bizi dinlerken bu açıdan dinlemenizi çok tavsiye ediyorum. Zaten biraz sonra anlatacağım şeyler de bunlarla alakalı olacak. Naval diyor ki para ya da statünün değil varlığın peşinden gitmeliyiz diyor. Bu çok önemli bir şey. Yani insan evet irrasyonel bir varlık. Çoğunlukla ne yapıyor? Başkaları tarafından ona sunulan suni değerin daha kıymetli olduğunu düşünüyor. Ama bu düşüncelerin peşinden giderek bir varlık inşa etmek mümkün değil. İşte fan kafası da bir statü arayışında olmamayı amaçlıyor. Diyor ki yani biz ne diyoruz? Kazandığımız varlıkları zamana dönüştürelim ve bu varlıkları değer katmak için kullanalım ve değer katmaya odaklanalım. İş kurmanın temelleri podcastinde de anlattık. Ne dedik orada? Sen zamanını satarak bir varlık inşa edemezsin. Ama hayata böyle başlaman bir kayıp değil. Hepimiz belki ilk çalıştığımız işte zamanımızı satıyor olabiliriz. Amaç ne? Bu basamakları bir yetenek kazanma aracı olarak düşünmek. Bir merdivenin ilk basamağı daha henüz zirveye ulaşmadan önceki basamaklar gibi düşünmek lazım. En nihayetinde amacımız ne? Bir varlığa sahip olmayı kovalamak, ona erişmeye çalışmak. Bu peki varlık diyerek söylediğimiz şey ne bizim? Bu bir ürün olabilir. Bu sizin ürettiğiniz sizden bağımsız olarak çalışan ve size gelir getiren bir içerik olabilir. Bunların hepsi aslında varlığa birer örnek. Ama burada önemli olan ne? O varlığı inşa edecek mantaliteye ve kafa yapısına sahip olmak. Şimdi bunu yaparken de biz ne diyoruz fan kafasının mantalitesinde? Son sonsuz oyundan bahsediyoruz. Sonsuz oyun ne? Kazanmak için oynanılan değil, oyunda kalmak için oynanılan oyun oyunun kurallarını bilerek onu anlamaya çalışarak oyunda devamlılığı sağlamak için oynanan oyun sonsuz oyun. Sonsuz oyuna inanan ve bu değerleri gözeten insanların olduğu bir sektörde bir alanda iş yürütmek ya da bu insanlarla beraber olacağınız bir alanı seçmek çok önemli. Bu ne demek? Rekabetten beslenen tek amacı kazanmak ve başkalarını alt etmek olan insanların olduğu bir sektörde siz de böyle düşünerek kazanamazsınız. Yani bugün Apple kafa yapısıyla sektörünün öncüsü değil. Apple aslında bir sonsuz oyun oynuyor. O sadece müşteri deneyimine odaklanıyor, oyunda kalmaya odaklanıyor, işbirliğine odaklanıyor, değer odaklı bir yapıya ve uzun vadeli kazanca odaklanıyor. Siz de ancak böyle yaparak bu mantalite ile bir varlık inşa edebilirsiniz. Bu sebeple yapmamız gereken ne? Biz sabırla üretmeye ve dokunduğumuz herkese değer katmaya devam ederek ve bunu bir ilke edinerek hayatımızı sürdürmeliyiz. Hep söylüyoruz. Birleşik etki denilen şey hayatın her yerinde ve Einstein buna dünyanın 8. harikası diyor. Ne yapmamız lazım? İnsanlarla kurduğumuz küçük ilişkiler, temaslar, sohbetler, her gün kendi alanımızla alakalı öğrendiğimiz ufak tedadahiler küçük bilgiler, işimize dair yaptığımız mükemmel olmayan küçük geliştirmelerle benzersiz sonucu o birleşik etkiyi elde edebilmek için sabırla zamanı da bir araç kullanarak çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu oyunda, bu oyun içerisinde, varlık oyun içerisinde biz odağı içeride olan ve sonuç odaklı insanlarla çalışırsak, bunlarla partnerlik yaparsak karşımıza çıkan problemlerle de sürekli birilerini suçlamak yerine o problemi nasıl çözebiliriz ve bu problemden hani Ryan diyor ya biz de bahsettik engel yolun kendisidir diye. Bu engeli nasıl bir yola, bir kazanca dönüştürebiliriz? Buna odaklanırız. Burada bir dipnot vermek istiyorum Emre abi. Şöyle de bir durum var. Biz diyoruz ya sonsuz oyunun içerisindeyiz. Sen de biraz önce bahsettin zaten. Oyunda kalmayı hedefliyoruz. Şöyle bir algı olabilir sizde. Oyunda kalmak demek o zaman işte yaşayabileceğimiz kadar mı çalışalım? Daha ileriyi hedeflemeyelim mi? daha güzel işler yapmayalım mı? İşte sadece oyunda kalmak için mi bir şeyler yapalım? Gibi düşünebilirsiniz ama durum bu şekilde değil. Oyunda kalmak demek yani bizim kastettiğimiz şey aslında sürdürülebilir bir sistem inşa etmek. Sonsuz bir oyunun içindeysek biz kısa vadede bize bir şeyler kazandıracak şeylere çok fazla odaklanmak yerine orta uzun vadede sürdürülebilir bir sistem inşa etmemiz için yararlı olan şeyleri yapmamız anlamına geliyor aslında. Naval inşa etmeyi ve satmayı beraberce yapabilmek bilirsen durdurulamaz olursun diyordu değil mi Emre abi? Herhangi bir şeyi sıfırdan inşa edebilmek ancak bu podcast'te bahsettiğimiz düşünce yapılarıyla mümkün. Bunun yanında daha küçücük bir çocukken satış yapmayı öğrenen bizlerin bu yeteneğimizi keskin bir kılıç haline getirmesi bir o kadar önemli. Ne diyoruz biz her zaman? Bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Duygularımızı, düşüncelerimizi ve hatta çalıştığımız işlerde zamanlarımızı satıyoruz ve gerçekten bu satışı öğrenmek zorundayız. İşte bu açıdan spesifik bir konuda bilgi sahibi olmak, birleşik etkiyi görebilmek için sabır göstererek çalışmak ve kaldıraç kullanarak sonuca gitmek bizi arzu ettiğimiz varlığa götürecektir. Funnel kafasında bu varlığı inşa etme yolunu deneyimliyoruz ve size tüm arka planını anlatmaya çalışıyoruz. Burada podcastimizi sonlandırıyoruz. Eğer bana ulaşmak isterseniz Instagram ve Twitter Twitter'dan Hasan 2 ne ile Boluk Bas ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bana da Instagram ve Twitter'dan özellikle Twitter üzerinden ED Doğaner yazarak ulaşabilirsiniz. Orada da yine bilgiseller ile değer katmaya devam ediyoruz. Bir de bizim malumunuz bülten.funnelkafası.com var. Peki burada ne var? Pazarlamaya dair değişmeyen ilke ve prensipleri kendi tecrübelerimizle bir araya getirerek yaşadığımız hikayeler, işinizi geliştirmeniz ve müşterilerinize değer katarak büyümeniz için ihtiyacınız olan funnel prensipleri, funnel kafası podcast serisi, funnel kuruyoruz canlı yayınları, yeni girişimler ve yürüttüğümüz projelerle ilgili yaşadığımız her şey bülten.funnelkafası.com adresinde gidip hemen mailinizi bırakabilirsiniz diyorum. O zaman ne diyoruz Emre abi? Funnel kafasından uzak kalmayın. Ve unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.